Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde tuttuğum çok güzel bu modelimizi çalışacağız. Modelimiz düz ve ters örgülerden oluşmakta. Şöyle baktığımız zaman bakınız düz örgülerimizin üzerinde yaptığımız işlemlerle modelimiz şeklini almakta. Şöyle görelim. Arkasını çevirip bakıyorum. Arkasında da yine aynı şekilde düz ve ters örgülerimizi görmekteyiz. E, modelimi kurmak için 3 numaralı şişimi kullandım ve normal e, minnoş baby bebek ipi kullandım. Daha kalın iplerle modelimiz daha e, güzel ve gösterişli durmakta. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmak için şişime ilmeklerimi attım ve bir sıra düz olarak örüyorum. tamamını düz olarak örerek modelimiz için hazırlığımı yapıyorum. Şişten bu şekilde aldığımız zaman daha güzel olmakta da. dilerseniz diğer türlü de önden girerek de alabilirsiniz. Daha kıvrılmadan duruyor. İlk sıramızdan bu şekilde boşalttığımız zaman ardından modelimizin birinci sırasını örmek için hazırız. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimiz bu modelimize dahil değil. Son ilmeğimiz ve ilk ilmeğimiz dikiş ilmeklerimiz. Boş alıyorum. İki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ve iki. Dört tane düz örüyorum. Bir. 2 3 ve 4 tekrar 2 ters 4 tane düz 1 2 3 ve 4 2 tersim örüyorum 4 düz modelimizin ilk sırasını 2 ters 4 düz olarak örelim 4 düzümüzü ördükten sonra 2 tane tersimi ve son ilmeğimi yine örüyorum. Bakınız 4 tane düzümü ördüm. 2 ters 4 düz. 2 tersimi örüyorum ve son ilmeğimi kenara düzgün olması için yandan girerek örüyorum. Bu sıramızda birinci ilmeğimizi boş aldım. 2 ters 4 düz. 2 ters 4 düz. 2 ters 4 düz şeklinde ördüm. Örgümün arka yönünü çeviriyorum ve gördüğümüz gibi örüyoruz ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örelim. İki düzümü gördüm. Dört tane ters. Bir, iki, üç, dört. İki düz. Dört ters. Bir, iki, üç, dört. İki düz. Dört ters. Sona kadar örelim. Örgümüzün arka yönüydü ve ikinci sırası. Tekrar ön yüzdeyiz ve üçüncü sıramızdayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Gördüğüm şekliyle ters ilmeğimi ördüm. Dört tane ilmeğimizin baştaki ile sondakini örüyoruz. İki tane ortadaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Birinci ilmeğimi ördüm. Örmeden şişimi aktarıyorum. İpim arka tarafta bakınız. Dördüncü ilmeği örüyorum. Terslerimi örüyorum. 4 ilmeğimin birincisini örüyorum. 2 ile 3'ü örmüyorum. 4'üncüsünü tekrar örüyorum. 1 ile 4'ü örüyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi örmeden şişe taktım. İpim arka tarafta. Ve son dördüncü ilmeğimi örüyorum. İki tersimi örüyorum. Birinci ilmeğimi örüyorum. İki ile üçü örmeden alıyorum. İpimiz arka tarafta. Dördüncü ilmeğimi örüyorum. İki ters birinci ilmeğimi düz örüyorum 2 ile 3 örmeden alıyorum dördüncü ilmeğimi yeniden örüyorum son ilmeklerimi ters olarak örüyorum üçüncü sıramızı bu şekilde ördüm örgümün dördüncü sırasını örmek için çeviriyorum ve modelimizin arkasındayız bakınız iplerimizi görmekteyiz. Şimdi örmeden aldığımız iki ilmeğimizi yine örmeden şişimize aktarıyoruz. Geri kalan bütün ilmeklerimizi gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İki düzümü örüyorum. Tersimi örüyorum. İki ilmeğimi ipimiz kendimizden tarafta örmeden takıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. İki düzümü ördüm. Bir ters iki ilmeğimizi Örmeden şişimize takalım. ipimiz kendimizden tarafta. Tekrar örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden takıyorum. Ve ilmeklerimin tamamını örüyorum. Tekrar ön yüzümüze geçiyoruz. Bakınız bitişte arka sırada örmediğimiz ilmeklerimizi görmekteyiz. Şimdi örgümüzü çevirerek ön yüzümüze yeniden başlıyoruz. Şöyle görelim. Modelimiz büyüyünce 4 tane düzümüz ve aradaki ikişer terslerimiz belli olmakta. Evet sıramıza başlıyorum. Düz yöndeyiz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Terslerimi tersi olarak görüyorum. Düzlerimizde işlem yapıyoruz. Terslerimizde herhangi bir işlemimiz olmuyor. Şimdi örmeden aldığımız iki tane ortadaki ilmeğimiz vardı. Onları birer birer öndekini sağ tarafa diğer ilmeği sol tarafa yatırıyoruz. Şu şekilde alıyorum. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Önce takıyorum. Bakınız öne alıyorum düz olarak örüyorum. 1 ve 2. Diğer iki ilmeğimin de yerlerini değiştiriyorum. Takıyorum. Diğer ilmeğimi sondakini öne alıyorum. Birer birer yatırarak ördüm bakınız. Şu şekilde ortadaki iki ilmeğimizde baştaki ve sondaki ilmeklerimizin yerini değiştirdim. Bir tanesini sağ tarafa, diğerini sol tarafa yatırdım. İki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum yine iki örmediğim ilmeğim birinci ve son ilmeklerimi yine değiştiriyorum hemen bakınız her ikisini şişime takıyorum birinci ilmeğimi diğer şişime aktarırken bakınız örmediğim ilmeğim ikinci ilmeğimi birinci sıraya geçiriyorum İlk önce onu sonra diğer ilmeğimi örüyorum 3 ile 4'ümüzün de yerlerini değiştiriyoruz önce şu şekilde bakınız üçümüzü takalım öne Diğer ilmeğimizi alalım. Sondaki ilmeğimi önce örüyorum. Öndeki ilmeğimi sonra da bakınız birer birer kenarlara yatırdım. İki tersimizi örelim. Dört tane düzümüzün ikinciyi birincinin önüne, üçüncüyü en sona atalım. Yani yerlerini değiştirelim. Bakınız şu şekilde arkaya alıyorum ikinci ilmeğimi öne alıyorum düz olarak örüyorum 1 ve 2 şimdi buradaki üçüncüyü sona alıyorum diğer ilmeğimi öne takıyorum yerlerini değiştiriyorum bakınız ve bu şekilde modelimizi kurmuş oluyoruz terslerimizi yine örüyorum ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum 2. ilmeğimi öne alıyorum. 1 ve 2. Şu şekilde diğer ilmeğimi son alıyorum öndekini. Sondaki ilmeğimi ise öne takarak örüyorum. Terslerimi yine işlem yapmadan örüp tamamlıyorum. Ve modelimizin bakınız ilkini kurdum. Şimdi örgümün arka yönünü çeviriyorum. Bütün ilmeklerimizi gördüğümüz şekliyle örelim. 4 tane ters, 2 düz. 4 ters, 2 düz. Sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün düz yönündeyiz ve yeniden modelimizi kurmak için hazırız. Artık modelimizin tekrarına başladım. Terslerimde herhangi bir işlemim yok. Bakın, terslerim örüyorum. 4 tane düzümün birinci ve dördüncü örüyorum. İkisini örmeden alıyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. İki düzümü örmeden şişime geçiriyorum. İpim arkada. Dördüncü düzümü ördüm. Terslerimi örüyorum. Birinci ilmeğimi örüyorum. 2 ile 3'ü örmeden şişimi aktarıyorum. Son düzümü örüyorum. Terslerimi örüyorum. Birinci düzümü örüyorum. İki ilmeğimi örmüyorum. Ters derimi örüyorum. Birinci düzümü örüyorum. Ortadaki iki düzüm örmüyorum. Ve arkada. Örgümüzün diğer yönünde. Evet modelimizin kurulumunun ilk sırasını ördüm. Hemen arkaya çeviriyorum. Bakınız, örmeden aldığım yerdeki ilmeklerimi görmekteyim. Yine bu sırada da ortadaki iki ilmeğimizi örmeden ilerliyoruz. Düzlerimi örüyorum. Bir tane tersim ördüm. İki ilmeğimi örmemiştim. İpimi kendimden tarafı alıyorum. İki ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Düzlerimi örüyorum. Bir tane ters ipim kendimden tarafta örmeden şişimi aktarıyorum diğer tersimi örüyorum düzlerimi örüyorum tersimi ördüm örmeden alıyorum iplerimizin aynı yönde olmasına dikkat edelim ön yüzümüzü çevirelim ve ilmeklerimizin yerini değiştirerek örme işlemimizi başlatalım İlk ilmeğimi örmeden aldım İki tersimi ördüm İki ilmeğimi ikinciyi öne birinciyi arkaya alıyorum şu şekilde taktım 3 ile 4'ün yerini değiştiriyorum 4'ü arkaya takarken 3'ü arkaya takıyorum, 4'ü ön tarafa getiriyorum. Şöyle görelim bakınız. 2 tersimi örüyorum. Ve bu şekilde modelimizi tekrarlarımızı yaparak ilerletiyoruz. Modelimizi bu şekilde örmeye devam ediyoruz ve gayet güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şöyle görelim arkasına da baktığımda da modelimin düz ve ters örgülerimizi görmekteyiz. Bu şekilde bir çalışmamızı daha tamamladık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.